Öncelik üstünlük konusundaki üçüncü videomuz. Bundan sonraki video bir deneme testi olacak bu konuyla ilgili. Gayet basit bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım sorumuz gelsin. Bu arada abone olun, bizi destekleyin ki diğer insanlar da görüp faydalansınlar. Hangi davranış doğrudur diyor. Şimdi burada göbek sanırım burası. Hayır, göbek diye düşünme. Tamam, sağa dönmem kesin. Sinyal vereceğim bir Sinyal kere. Şu o vereceğim. işareti görüyorsan sinyal vereceğim. Tamam. Ortayı işaretle. Sinyal vermem gerekir. Benim beklemem gerekir. Arabanın bekliği. Sağ öncelik diye düşünüp Evet. sarı arabanın beklemesi Evet. gerekir diye Ya düşünüyorum. herkes bas. Herkes bu soruda şundan dolayı yanılıyor. Bu döner kavşak diyor. Oysa ki döner Evet. kavşak değil bu yani. Tamam. Döner kavşak gibi düşünmeyeceksin. Burada geçiş önceliği kimindir? Şimdi ben ana yol benim. Ama şurada bir scooterlı var. O ana yoldan böyle devam ediyor. Evet. Onundur. Zaten tek soru cevap olması lazım. Evet. Buradaki doğru davranış nedir? Geçiş önceliği bence benim. Ben ana yolum. Önce ben O giderim. iki binek otosundan önce O kadar. giderim. Evet, diğerleri tamam. Bu durumda nasıl doğru davranırsınız? Sağ öncelikli yol, çünkü bir şey demiyor. Bisikletlinin sapmasını beklerim. Ondan önce korna çalıp uyarırım. Yanlış. Tamam. Buradaki doğru davranış nedir? Sağ öncelik diye mi düşüneceğiz? Evet, bence. O zaman sarı binek otosundan sonra giderim. Mavi ağır vasıtadan sonra giderim. Evet, Doğru. çünkü önüne kırıyoruz adamı. Bu durumda hangi şekilde doğru davranırsınız? Yol ver diyor, dikkat diyor. Sağ öncelik. Şimdi ama en sağda benim. Ama bize de yol ver diyor. Bize de dikkat yol Bir de ver birinin diyor. önüne kırıyoruz. Onun Doğru. için biz Bence kazana önce düştük bu sarı aracın sefer. geçmesini sağlarım. Kırmızı arabadan önce saparım, yanlış. Doğru. Doğru davranış nedir? Ben ana yoldayım ama kırmızı araç ana yoldan ana yola devam edecek. Kırmızının geçmesine izin vermeliyim, bir. Mavi aracın önünden gidebilirim. Evet, o Evet. tali yoldan çıkıyor. Ancak hayır, o yanlış, tamam. Geçiş önceliğini belirleyen trafik işaretlerinin olmadığı hangi yerlerde sağdaki soldakinden önce trafik kuralı geçerlidir? Arsa çıkışlarında değil. Çünkü arsa Burada çıkışını her yol zaman vereceğiz. bekleyeceksin. Evet. Trafik kısıtlanmış bir alanın bitiminde. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kavşak ve yol ağızlarında, bunda da sağdan önce soldaki değildir. Sadece iki. Hayır Hayır. ya, Ne, sen ben niye şey anlamadım. yapıyorsun ki? Şimdi bak, trafiği kısıtlanmış bir alan bitimi dediği, ya bir mülk, tamam mı? Ya da işte bir arsa çıkışı. Bu ikisi aynı zaten. 1 ile 2. Gösteriyorum da burada sana alttan 3'ü işaretle diye. İnatla gidiyorsun, kendi dediğini yapıyorsun. Yani sağdaki soldan önce gider trafik kuralda. Neden? Bak, trafik işareti yoksa kavşak ya da yol ağzı olması Zaten çok önemli değil. Zaten çözdüğümüz şey sorular vereceksin. öyle. De gösteriyorum alttan şöyle yap. Tamam, sağa döneceğiz. Şuradaki araç bizi beklemesi lazım. Yoktu orada bir araç. Şimdi gidiyoruz. Evet, o sağda. Şimdi biz onlarca yol vermemiz lazım. Değil mi? Ben beklemeliyim bence. Evet. Aha, doğru. Aynen öyle. Yani bir önceki soruda da Hı. söylemiştik. Yani videonun başındaki soruda. Bu bir döner kavşak değil. Çünkü döner kavşağın başında böyle bir yuvarlak işaret oluyor. Onun için sağdaki öncelikli kuralını Şöyle bir oynayacağız. şey değil mi? Böyle oklu, Evet. şöyle. Şöyle oluyor, tamam. Dikkat yol ver diyor ve şu motorlu ana yoldan ana yola devam ediyor. Motor sarı aracın önüne geçebilir. Evet. Sarı aracın önüne geçebilirim. Motorun önüne geçemem bir kere. Sarı aracın önüne geçemem bence. Ama geçilebilir miyim? Ama yol ver diyor. Ne oldu? Nerede kafan karıştı? Bu basit bir soru. Şimdi şöyle iki yerde kafam karıştı. O da tahliye yolda, ben de.
İkimiz de düz gidiyoruz. E sana ne Ama ben demiş? sağdayım. Sana ne demiş? Dikkat, yol ver demiş. Evet, bu kadar basit. Bak, sarı önüne geçebilirim. Neden? Ben sağdayım. Ve o da düz gidiyor. Kırmıyor. Ben de düz gidiyorum. Kimse kimsenin önüne kırmıyor. Cevabı okuyalım. Okuyalım. Bakalım. Belki soru yanlıştır. Motosiklet dönüş önceliği olan bir yoldadır. Ve bu nedenle sarı arabanın ve sizin önünüze dönmenizinize izin verilir. Tamam. Kavşaklardaki soldan önce sağ kuralına göre sarı arabanın önüne geçebilirsiniz diyor. Şuradaki ok işareti şey mi oldu, yani şey, dikkat, yol ver. Evet. Enteresan bir soru. Geçelim. Bu durumda ilk kim hareket edebilir? Şimdi bu bir arazi yolu gibi, değil mi? Bence önce ben. Traktör ne yapacak ki? Sağ sinyal mi veriyor? Solu sinyal Şey, vermiş. sola sinyal veriyor. O zaman ben ya. Bendir. Doğru. O bekleyecek, benim önüme kıramaz. Bu da çıkamaz. Bak, fotoğrafı büyütmesen anlamayacaktık. Yani Evet, sinyal bu vermiş. arada sınavda da fotoğrafı büyütebiliyorsunuz. Fotoğrafa tıklayıp büyütme derken ekran kadar büyüyor işte. Hangi davranış doğrudur? Şimdi sağ öncelikli yol. Hiçbir şey olmadığına göre. Kırmızı binek otosuna geçiş önceliği tanımalıyım. Evet. Mavi de bana tanımalı bence. Bir de önüme kırıyor. Tamamdır. Hangi davranış doğrudur? Yine sağdan öncelik. Motorluya izin vereceğim. Tamam. Bisikletliye de izin veririm. Bence. İnşallah doğrudur. Doğru. Çünkü biz Onun önüne önüne kırıyoruz. kuruyoruz, Bir evet. de olsa en sağda. Şimdi dikkat, yol ver diyor. Yeşil araç da ana yoldan ana yola devam ediyor. O zaman yeşil aracın önüne geçemem. Yeşil araç kırmızı aracın önüne geçebilir. Evet. Kırmızı aracın önüne geçebilirim. Şimdi şöyle. Kim ana yolda? O ana yolda geçemem o zaman. Tamam. Güzeldi. Doğru. Burada hangi davranış doğrudur? Ben ana yoldayım. Sarı da ana yolda. O zaman önce sarı geçecek. Sarı aracın önüne geçemem. Sarı araç kırmızı aracın önüne geçebilir. Evet. Kırmızı aracın önüne geçebilirim. Evet. Çünkü biz sendikalıyız. Sarı araç Harranlı. Evet, Evet. bu bütün sorular bu kadardı. Üstünlük ve geçiş önceliği ile ilgili. Şimdi bu konunun sonunda bir tane deneme testi yapıyor. Hadi gelin onu da yapalım. Bir sonraki videoya gelin bakalım. Bekliyorum. Abone de olun lütfen.